oluyor buna ya? Neyse hadi şunu izleyelim, başlayalım hadi. Benden. O, bu arada bir şey söyleyeceğim. Harun abinin vücut beni bir tık andırmıyor mu beyler? Bir bakın bak. Aynısı abi. Öyle Tıpa öyle. tıpa Hoş geldin aynısı. Masal. Merhaba. Çocuklar vücut geliştireceği soruyor. Bizim kitle Harun abiye sorular sormuş arkadaşlar. Bize de bunu izlemek düşer. Ben Videoyu gördüm. Bak yemekle birlikte izleyecektim ama dedim ki ben bunu birlikte izle. Yani yayında izleriz dedim. Hadi bakalım. Hadi Masal. başlayalım. Nasılsın? İyiyim. Bu bizim chat'teki İlker işte bu. İlker bu. İlker. Biz seninle bir tokalaşalım. Şu elimi çok İlker sıkma de ama çünkü canım ya. okuyor biliyor Hoş musun? geldin. Ben Harun. Merhaba. Yaman'dı Ben de değil mi? Yaman. Çok memnun oldum Yaman. Buyur lütfen. Adın Ben ne? Harun. Of, benden çok hızlı. Ben şu anda Harun abi daha heyecanlı lan. korkmaya başladım ama. Çok Ben hızlı de bayağı soruyorsun heyecanlandım. soruları. Ben de bayağı heyecanlandım Ya olur yani. mu? Saçta bütün iltifatları dışarıda ettiler. Bana fazla iltifat kalmadı. Ama saçların gerçekten çok güzelmiş. Evet, çok kabarık. Ben çok güçlüyüm. Evet. Ona Asıktı. inanıyorum. Bu Ondan yana bende. hiç... Bak diyor musun? Ben aslında senden korkuyorum, biraz çekiniyorum. Onun için sen bana böyle kolay sorular sor. Bak ben de senin gibi duruyorum böyle. Biz ikimiz de çok utangaçmışız. İyi denk geldik. Sırtına kaşıyabilir. Eray çocukları senden akıllı fark ettin mi? Ya Siyon. Bak. Sabahtan beri bana bir laf sokma çabasındasın. İkinci oluyor bu. Üçüncü de bak. Şimdi küfür etmek istemiyorum bu videoda. Bir rahat dur bak. Dostum. Harbi. Biliyor musun? Daha çok var oğlum. Bütün apartmanı duysun. Sıkıcı. Ben de sana aynı soruyu. Bunu sen mi karar verdin bu soruyu sormaya? Yoksa biri mi dedi sana bu soruyu bu adama sor diye? Valla babam karalamıştı. Sorma diye Burak amcam sor dedi Kralsın. sonra. Doğru. Tırtımı maalesef ben kaşıyamıyorum. O da ben esnek olmadığım için. Yani. Ben de kaşıyamıyorum. Ben de kaşıyamıyorum ya. Ama ben Bende de var o obezlikten... ya. Aslında bazı yerleri Sen benden iyisin. kaşıdığında zar Benim zor bu kadar gitme. kaşıyorum. Sen gene iyi. Sen nasıl sporlar yapıyorsun? Ben vücut geliştirme yapıyorum. Kilo vermek için başlamıştım 12 yaşında. Sporcu olayım diye düşünmüyordum. Öyle... 12 yaşında mı? Bir dakika. Lan 12 yaşında ben buydum. Helal olsun. Nerede o? Ben böyleydim 12'de. Ben metro diyeyim. Allah Allah. Metro. Evet. Hayat bana hiç gülmemiş amına koyayım bak. Nasıl 12 yaşı ya? Abi Tamam. sen Ne 12 sadece yaşında kilo faillerin nasıl var? vermek amaçlı bak. Kanka o büyük ihtimalle bir şey söyleyeceğim. 12 yaş kaçıncı sınıf oluyor chat? 12 yaş. 12. 5 6 7 Tamam, 6 tamam. oluyor. 5 6. 6. 5 6 ya. 6 mı oluyor? Tamam bu benim 6 7. galiba. sınıftaki halim yani 13. 13. yaşımda aynen. Ben 7. sınıfta Niye nasıl normal vücut değil? adammışım amına koyayım ya. Başlamıştım. Çünkü boyum çok kısaydı, çok kiloluydum. Sonra bir baktım böyle olmuşum. Sen kaç kilosun? 96. 96 mu? Evet. Sen kaç kilosun? 18. Üf, sen 5 yaşındasın bir de 18 Protein kilosun. 7. Sen gerçekten iyi besleniyorsun. Sana iyi bakıyorlar. Hem de kendine iyi bakıyorsun. Harun abi 96 olamaz kanka. Ben daha fazla bekliyordum bu arada. Onu Boyun söyleyeyim. kısa dedi Yani. ama. He. Peki toplum içinde bir lakabınız oluyor mu? Önceden ayı falan öyle şeyler söylüyorlardı. Şimdi şey oldu. Kimi Harun abi diyor. Kimi 1453 Harun diyor. O kaldı benle. Ama eskilere gidersek onlar hep böyle hayvani terimler. Yani hep bir şeye benzetiyorlar. Yani panda diyen oluyor, başka bir şey. O da işte irilikten kaynaklı. Ama bizde bunlar hani şey olmaz. En azından bizim kendi camiamızda ya da arkadaş çevremizde kırıcı anlamda Abi bana da ayı diyorlar da işte. söylenmez yani bir nevi övgüdür. Hani Anemik adam bana insan diyorlar ya. ayı diyorsa kırmak için değildir. Yani övmeye çalışıyordur beni ondandır yani. Peki sen böyle kas yapmak ister misin? Kas yapmayı seviyorum. Sen süpersin. Bir de tekme. Bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk Ebonimon Karışma izleyicisi. karışma. Karışma. Ebonimon tayfa bu. Bu bizim kitleden değil bu. Bizim kitle buna yok derdi. Ebo tayfa bu. Atıyorum. Göster istersen. Hadi bakalım. Büyük ihtimalle Ebo şınava kalkıyor yayının arada. Bu çocuk da kalkıyor bence. Benim yapmam gereken... Oo, Oy! tamam. Bir dakika. Şöyle şunu çekeyim. Dikkat et. Ne kaldı başka?
Bitir bütün hepsini. Evet. Sigma Beta'yı aşağılıyor. Bence beni korkutmak için yeterliydi. İşte kasaya gidince bir gün sen üzülür müsün? Çok üzülürüm. Yani bayağı denedin için değil mi? Evet. Yani çok üzülürüm. Bir kere öyle oldu, bir rahatsızlanmıştım. Antrenman yapamadım uzun bir süre. Sonrasında düzeldi. Düzeldi. O zaman çok üzülmüştüm. Ama komple giderse o zaman çok çok daha üzülürüm. Ben yani, üzüldüm ya. Benim kaslıydım ya ben. Bu çok değerli bir şeyini kaybetmek gibi benim için. Evet. Evet. Kaslı olmak ister miydin? İsterdim. Çok kaslı mı, az kaslı mı? Annem kadar. Oo bak. Sportif bir aileden. Tamam. Sen kararını vermişsin. Babam spora gidiyor, annem pilateste çalışıyor. Oo, sen ikisini de biliyorsun. Annene de gittin mi hiç pilates stüdyosuna? Gidiyorum. Oo, sen büyük ihtimalle orada da bir şeyler yapıyorsun. Evet. Hareketler. Sen aslında sportif bir aileden gelen Ya burada anne ben nasıl dediler? Aileme vesaire falan bir laf atmak istemiyorum da ben annem beni parka götürüyordu böyle bir hani eğlenelim, yürüyelim böyle bir şey olsun diye küçükken. Ben kendimi Spider-Man mi, Superman mi bak o zaman hatırlamıyorum tam bir. Kolumu kırmıştım şeyden atıp. Demek ki o zamanlardan belliymiş benim böyle bir kırk bir eleman olduğum, anladınız kanka mı? Kanka yani? Bana bakıcı sonra, bakıyordu, ketçapla ekmek yediriyordu bana. Sonra mesela. Daha komiğini söyleyeyim, bana da hani komik geliyor ama hani doğrudur belki de, annem doğrusunu yaptı bilmiyorum ama ben kolumu kırdım ya, annem beni çaydanlık altıyla götürdü hastaneye. Doğru olan mı bu? Gülme amına koydum, bir şey soruyorum. Bak, çaydanlık altıyla derken? Bu çaydanlık şey var ya. Tahta. Tahta var ya, onunla götürdü. İhale. Onunla götürdü beni. Şey yaptı, sabit dursun diye. Tutturmaya işte çalışmış. Çaydanlık altı değil de ben bir gün o çaydanlığı altı sandım. Çaydanlık ya sen hasta mısın oğlum? Onu niye götürüyorsun? O da değil ya. Tasma takıyorum mu abi? Kürdan şu videoyu bitsin bekle. Beklesene burada. Bir şu videoyu bitsin. 10 dakikası var bekle. Sportif bir kız. Geleceğiz. Bekle. Değil mi? Evet. Senin için kıyafet bulmak kolay mı? Pek kolay değil. Yani istediğim şeyleri giyemiyorum. O kötü. Mesela gömlek bende hayal ettiğim gibi durmuyor. Takım elbise giydiğim zaman benden dolayı biraz böyle penguen gibi duruyorum. Ben de mesela bazı kıyafetler giydiğimde pek üstümde güzel göremiyorum. Sen ne tarz giyinmeyi seviyorsun mesela? Böyle dar mı giymeyi seversin? Büyük. Ben hani biraz böyle kalın olsun. Böyle şey dar değil de biraz basketçi işte tarzı gibi. Geniş. Geniş olsun. Geniş olduğunda daha rahat hareket edebiliyorum. Süper. Peki kaslı oluşunuzun avantajları ve dezavantajları nedir? Güzel soru. Avantajı şu. Herhangi bir iş başvurusu falan yaptığınızda illaki spor yapan birine denk geliyorsunuz. En azından salona gitmiştir bir ay bile olsa spor salonuna. Oradan bir böyle sohbet, muhabbet kurmanız kolay oluyor. Dezavantajı genelde egolu buluyorlar bu sporu yapanı. O da kişilerden kaynaklı. Yoksa bizim branşımızla alakalı bir şey değil. İnsanların o hale bürünmesinden dolayı öyle bir dezavantaj yaşıyorum. Araba kaldırabilir misin? Araba kaldırabilir miyim? Dur beni bizden. Çok büyük bir arabayı kaldıramam. Küçük bir arabayı kaldırırım. Sen arabayı kaldırabilir misin? Kaldıramam. Bence istesen sen kesin kaldırırsın. Sorular gittikçe zorlaşıyor. Sadece bir yemek seçme hakkın olsa ömrünün sonuna kadar hangi yemeği yerdin? Pilav tavuk. Ömrünün sonuna kadar. Vallahi evin kadar ne yesem bıkarım ya. Yani ben de. Belki köfte patates hani olabilir. Ama bir yerden sonra o da bıktırabilir. Ben köfteyle ketçap belki. Bak o da evet. Ben köfte patates. Bir birlikte aslında aynı evde yaşayabiliriz. Güzel olabilir. Yemek zevklerimiz uyuyor gibi. Senden korkuyorlar mı bazen? Sen korktun mu mesela beni gördüğünde? Korkmadım. Genelde pek korkunç biri değilim ya. Değil mi? Değilimdir yani. Değilin tabii ki. Değil mi? Evet. Hiç kimse yani korkmuyor o zaman. Yani az mı? Sinirlenince korkabilirler. Ama benden korkarlar mesela chat'teki bazı insanlar. Hani bu YouTube'dan evet, izleyenler varsa. Sinirliyken kimse benden korkmuyordur. Ha, sadece sinirli olduğunda. Sinirli olduğum zaman. Mesela sende de belki öyledir. Hani şimdi ben de mesela senden biraz sadece heyecanlıyım. Ama sinirli olsam belki senden korkabilirim. Korkutur musun beni mesela? Bir düşün. Yani bayağı kibar olduğum için hiç sinir etmek istemem birisini. Evet. Ben de. Bayağı yani, kibar biri oldum. Bu
Alışkanlık olmuş ya da bizim artık ruhumuza işlemiş. Sen kendine uçan yarak yazıyorsun. Ben de kibar olmayı seviyorum, sakin olmayı. Daha güzel. Bence de. Evet. Sanki mülakatta gibiyim böyle. Hani o beni işe alacak ama alacak evet. mı onu bilmiyorum. İnsanlar sizi gördüklerinde tekrar dönüp bakıyorlar mı? Bazen. Bazen o da işte üstüne giymiş olduğun tişört, yürüyüş tarzın ondan dolayı. Ama bu bazen iyi niyetle dönüp bakıyorlar, bazen kötü niyetle dönüp bakıyorlar. Yani herkes beğenip de bakmıyor. Beğenmeyen de bir o kadar fazla. Evde ölü poşetleri taşıyor mu? Evet. Ben de taşıyorum. Bir ben kasına dokunabilir miyim şöyle? Evet. Çocuk ben ya beyler. Şöyle bir sık bakayım. Oo. Bunlar çok güçlü. Yumrukların da güçlü, kolların da çok güçlü. Sakin ol Liberay. Çok sıkma ama. Canım yakma. Hadi gel. İyi mi? Spider-Man 2 kadar yoktur da. İyi değil. Niye lan buna bakıyorsun? Bir de buna bakın. Bu da kötü. Eray harbi sen amına koyayım. İdare etmez mi ya? Birazcıkın kötü mü? Çok büyük. Teşekkür ederim. İnan ona kaptık yani. Teşekkür ederim. Toplu taşımada rahat hareket edebiliyor musun? Yok. Sen biniyor musun metrobüse, metroya falan? Vallahi metrobüse bindim mi ben de tıklam tıkış sıkışıyorum. Evet, o benzi orada her türlü olsun. Herkes sıkışıyor zaten. Bravo sana. Güzel. Ekrem İmamoğlu laf geldi burada. İlk başta geldiğinde oturursan ama. Şanslısın. O zaman iyi ama ayakta olduğunda evet. Evet. O zaman bir de 5 saat uzak yerlere de gidiyor. Oralara evet. Giderken çok kötü sıkıntı oluyor. İnan aynı dertleri ben de çekiyorum. Genelde her gün çekiyorum. Ben onun için artık bir daha hayatımda metrobüse binmeyeceğim. Bir kere bindim zaten ona da. Allah babana bol kazançlar versin. Sana da güzel bir meslek nasip etsin. Dilerim ki gerçekten binmek zorunda kalmazsın yani. Ama bu yaraya parmak basmıyorsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Şimdi başka ne söylesem düşünüyorum. Sen mesela sporcu mu olmak istersin yoksa başka bir meslek var mı aklında? Bilmem yani. Ben büyüyünce bakalım yani. Güzel. Siz küçükken ne olmak istiyordunuz lan? Ben mesela 11-12 yaşımda futbolcu diyordum hep. Ben futbolcudur kanka. Ben basketçi olmak istiyordum. Kanka ben savcı olmak istiyordum. Ne yapacağız? Spora gittiğim için de. Ben de benim yani. Benim de öyle. Ben çok futbol oynuyordum. Futbolcu olmak istiyordum hep. Hep. Ondan sonra bir ara babam eczacılık soktu. Babam niye soktu biliyor musun? Babam bile şeydi. Eczacılık niye? Oğlum diyor. Diploman olur diyor. Hem eczacılıklı diyor. Oturduğun yerden para kazanıyorsun diyor. Anlamadım. Babamı bu... Evet. Dedim ki kiraya veriyorsun. Dükkan açıyorlar. Anlamadım ki ben. Adammış. Din hocası olayım diye. Babam öyle bir şey söyledi bir ara. Garip yani. Ben asker olmak istiyordum. Ben bir ara SAS komandosu olmak istiyordum. Sen bu kimsin lan? Şeyden yüzünden. Çocuğu. Uçan yarak yazıyorsun. Namus yüzünden. Lan ne söylüyorsun lan? Allah Allah bir şey anlatıyorsun şurada ya. SAS değil oğlum SAS ya. Amerika askeriydi ama vallahi yanlış anlamayın içeri küçüktüm yani. Oo. Lan oğlum küçüktüm ya. Yuu. Lan su altı. Ne su altı savunma grup komutanlığı. Su altı ben de istiyorum. Yo şeyde de var. Türkiye'de de var. Ney var? SAS komandosu. Bak. Sakin olun. Ne olacağım ya? Ne olacağım? Sen olacak mıydı? Besleniyorsam. Sen nasıl besleniyorsun? Ben de sana onu sorayım. Şeker çok yiyor musun mesela? Yani pek yemem de birazcık yiyorum. Sabah kahvaltıda yumurta yiyor musun mesela? Yiyorum. Yiyorsun. Peynir. Yiyorum. Sen güzel bir kahvaltı yapıyorsun o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Benim annem protein yememi söylüyor. Sen ne kadar çok protein yedin ki? Ben çok tavuk yemişimdir. Çok yemişimdir. Yumurta, tavuk. Bu kadar kasların olması için neler yiyorsun? Ben yumurta, tavuk, kırmızı et, beyaz peynir, süt. Bunları düzenli olarak tüketiyorum. Mesela sen de spor yaptığın için büyük ihtimalle sen de yumurta yiyorsundur sabah kahvaltılarında.
Önden aslında birbirine benziyor besle. İlla sabah kahvaltısında zaten illa yumurta yiyor. Yumurtadan bir bıkmışlık var. O konuda beraberiz. Yumurta sevmeyen var mı aranızda meyve? Ben. Ben beyazını sevmiyorum. Ben severim. Ben severim. Dostum. Ben menemenin içinde yerim. 6 yumurta yemem öyle diyeyim. 6 yumurta ben de yemem. 2 ok bence. Gel tokalaşalım. Evet. Sor. Benim şeyle aram yok ya, bu peynir zeytin şeyle aram yok ya, onları hiç sevmiyorum. Ama kahvaltının ana şeyi o değil mi sence? Yo, menemeni var, tostu var, yok, yumurtası var, bak, salatalığı ama var. Ama şu var. He. Aynı kafa mesela denir. Her kahvaltıda menemen falan yenmez, her kahvaltıda peynir yok bence. Yenir her bence. Peynir olur yani. Bak peynir, size, size dünyanın yani en iyi kahvaltısını söylüyorum, yazın tamam mı, not alın. Bir, patates kızartması ama ev usulü patates kızartması, anladın mı? Evet, bu? Evet. Ondan sonra tamam, menemenini alacağım böyle. Tamam mı? Hı-hı. Ondan sonra böyle orada nutellosu olacak. Ekmekler böyle sıcak olacak. Bu böyle diyet böyle öğünü değil mi kanka? Evet. Bu şey definasyon. Ondan dönemi sonra böyle bir sucuk mucuk olacak böyle. Ondan sonra sosis böyle, evet, ama sosis. Asgari evet ücretli ailelerde böyle yapıyor. Aynen. Evet. Obez kahvaltısı. Yoksa böyle biriyle istişare yaparak mı karar verdin? Evet. Nasıl sevindim. Ailemle. Hiç vücut geliştirmeye yeni kahvaltı ya da vücut geliştirmeyle uğraşan birinin videosunu izlemiş miydi, bakmış mıydın yani? Yok, daha önce bakmamıştım. Peki mesela şu anda benden yola çıkarak benle tanıştın. Sence vücut geliştirme güzel bir spor mudur? Bence güzel. Teşekkür yani ederim. Çok güzel bence. Peki ben sana bir soru sorayım. Güçlü olmak mı, zeki olmak mı? Zeki olmak. Bence zeki olmak, zeki olmak olsa da. Helal olsun. Evet. Bunu çok güzel söyledin. Buna çok sevindim. Ben çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok memnun oldum seninle tanıştığıma. Çok teşekkür ederim. Geldiğin için de. Sen de tokalaşalım. Yumrukası. İzin olsa şöyle bir tarayayım sana bakalım. Görüşürüz. Evet. Hadi bakalım. Dur o zaman birlikte öyle pod verelim. Asiktir, asiktir. Oğlum kasa bak. Oğlum çocuklar varmış lan. Var lan, bayağı var. Oğlum var var. Lan Barış. Buraya bak şöyle biraz açıyor. Sen de kastın lan. Evet. Barış bir kamera verebilir misin? Uyumaya gitti. Barış. Barış yumurtasını çıkartıyor şu an. Barış dur gelsene bir. Barış en son anne dedi gitti. Bugün çok farklı bir gün oldu benim için. Ben tekrar davet edildiğimden ötürü teşekkür ediyorum. Belli yaş aralığındaki kardeşlerimle yan yana gelme fırsatı buldum. Gerçekten çok enteresan soruları vardı ama yaş büyüdükçe daha da zorlayıcı oldu. Yani ben ufaklarda daha çok zorlanacağımı tahmin ediyordum ama yaş büyüdükçe artık çocuktan al haberi gerçekten seviyorum vallahi bu adamı doğruymuş. Seviyorum. Onu burada yaşama fırsatı kral buldum. Adam. Kimisi beni çok terletti, kimisi çok sen sıkıştırdı. Bazılarıyla ben de uçan onlar böyle utandılar, kamera heyecanı yaşadılar. Ben de onlarla birlikte onu yaşadım. Bugün videomuzun sonuna geldik. Tekrardan beni davet ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Bu benim gerçekten yaşayamayacağım bir deneyimdi. Çünkü çocukların hem kendi sorularını hazırlamaları, hem ebeveynlerinden destek almaları, onların böyle onlara ufak tiyolar vermeleri gerçekten çok hoş ve unutulmaz bir an oldu benim için. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Amına koyayım. Burada bitiyor zaten de. Ben teşekkür ederim. Biz de Harun abi biz de soruyoruz baba sorunuz var mı? Adam kaç santim yazıyor. Biz de böyle cevap veririz normalde. Yanlış mıyım Dızcı baba? Sen sorun alır bizim orada. Allah Allah. Hadi bakalım şunlara devam edelim böyle.